Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 8. ünitemize geçiyoruz ve konumuz mektup. Mektup nedir? Nasıl gelişmiştir? Başlığı ile başlayalım. İletişim, insanın en temel, en vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır. İnsanoğlu var olduğu günden beri, başta sözlü, sonra da yazılı olmak üzere çeşitli şekillerde iletişim kurmuştur birbiriyle. Mektup, yazının icadından bugüne insanoğlunun önemli iletişim araçlarından biridir. İlk mektuplar temelde haberleşme amacıyla yazılsa da, sonraları mektubun amacı da, içeriği de oldukça değişmiş, genişlemiştir. Haberleşme en temel amaç olarak kalsa da, günümüzde geniş kitlelere bir meseleyi duyurmak veya bir kamu kuruluşuna bir konuyu bildirmek için de özel şekillerde mektup yazılmaktadır. Roman ve hikaye gibi anlatı türlerinde bir anlatım yöntemi olarak da yazarın mektuplara yer verebildiği, hatta eserini tümüyle mektuplarla ilerlettiği de görülmüştür, görülmektedir. Arkadaşlar, buna örnek olarak Franz Kafka'nın Milena'ya Mektuplar adlı eserini verebiliriz. Bir diğer örneklere bakmak gerekirse Dostoyevski'nin İnsancıklar, Halide Edip'in Handan ve Reşat Nuri'nin Bir Kadın Düşmanı adlı romanları bu tarza örnektir. Eldeki en eski mektup örnekleri M.Ö. 15. ve 16. yüzyıla aittir. Bunları Mısır firavunları ile Hitit kralları birbirlerine göndermişlerdir. Batı edebiyatında ilk mektup örneklerine Yunan edebiyatında rastlanır. Ve mektup Batı'da, özellikle Rönesans Fransa'sında sürekli gelişme gösteren bir tür olmuştur. Türk edebiyatında ise hem halk edebiyatı ürünleri hem de divan edebiyatı ürünleri arasında mektuplar bulunmaktadır. Özellikle divan edebiyatında münşiat adı verilen ve düz yazılardan oluşan eserlerde pek çok mektuba yer verilmiştir. Bu dönem mektupları elbette divan edebiyatı geleneğinin bir parçası olduklarından oldukça sanatlı ve ağır bir dille, üsluba önem verilerek kaleme alınmıştır. Şurası önemli arkadaşlar. Divan edebiyatında Fuzuli'nin Kanuni'ye yazdığı şikayetname önemli bir mektup olarak yerini almıştır. Bu mektupta şair, maaşını ödemeyenleri, rüşvet alanları, yozlaşmış yetkilileri padişaha şikayet etmektedir. Döneme kıyasla sade bir dille yazılmıştır. Aynı zamanda bu şikayetname Türk edebiyatındaki ilk mektup örneği sayılır arkadaşlar. Anahtar bilgiye bakalım. Yazılı iletişimin en vazgeçilmez yollarından biri olan mektup, haberleşme ve iletişim amaçlarının ötesine geçerek edebi bir tür olma niteliği de kazanmıştır. Bu yönüyle mektuplar önemlidir arkadaşlar. Mektup türü Tanzimat'la birlikte Batı'nın da etkisiyle gelişmeye devam etmiştir. Tanzimatçıların düz yazıya olan ilgileri mektup türü içinde fırsat olmuştur. Şinasi'den Namık Kemal'e, Ziya Paşa'ya pek çok tanzimat sanatçısı mektup kaleme almıştır. Bunlar elbette dil ve üslup olarak divan edebiyatındaki mektuplardan farklıdır. Hem daha sade bir dille yazılmışlardır, hem de düz yazı kurallarına daha uygundurlar. Mektup, bugün her ne kadar teknoloji sebebiyle e-posta görünümüne bürünse de, o eski klasik tarzıyla da yer yer varlığını sürdürmektedir. Gelelim mektubun özelliklerine. Mektup, en genel anlamıyla haberleşme amacı başta olmak üzere insanların birbirleriyle iletişim kurmasını sağlayan yazılı metindir. Mektuplar amaçlarına göre farklı şekillerde, farklı biçim ve üslup özellikleriyle yazılabilir. Bu
açıdan bakıldığında birkaç tür mektuptan söz edilebilir. Bunlar açık mektup, resmi mektuplar, iş mektupları, edebi mektuplar ve özel mektuplar olmak üzere 5'e ayrılır. Özel mektuplar ile başlayalım. Birbirlerine yakın, aralarında akrabalık, dostluk ilişkisi bulunan insanların samimi bir dille ve oldukça farklı amaçlarla kaleme aldıkları mektuplardır. Mektubun yazılacağı kağıt temiz ve düzenli olmalıdır. Özel mektuplar, yazıldığı kişi kimse, onunla yakınlık derecesine göre aziz dostum, sevgili babacığım, canım kardeşim gibi hitaplarla başlar. Hitabın, mektubun yazıldığı kişinin yakınlık derecesine, konumuna uygun olması gerekir. Hitap kelimelerinin ilk harfleri büyük olur. Mektubun sağ üst köşesine tarih, yanına da yazıldığı yerin adı yazılmalıdır. Sağ alt köşeye mektubu gönderen kişi adını ve soyadını yazmalı ve imzasını atmalıdır. Mektupta dil sade ve açık olmalı, kapalı anlatımdan kaçınılmalıdır. Mektup, hedeflenen amaca göre giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşmalıdır. Mektubun bu şekilde planlanması, düzgün bir metin oluşturulması için de önemlidir. O halde ben özel mektup yazarken nelere dikkat ediyorum? Hitap kelimeme başlarken karşımdakiyle yakınlık dereceme, karşımdaki insanla samimi bir dilde fakat sade ve açık bir dilde konuşmaya, yani yazmaya, mektubumun sağ üst köşesine tarih, yanına da yazdığım yerin adını yazmaya, mektubumun sağ alt köşesine kendi adımı soyadımı yazmaya ve imzamı atmaya dikkat etmeliyim. Gelelim edebi mektuplara. Edebi mektuplar, bu mektuplarda esas itibarıyla özel mektuptur. Ancak yazarları, içerikleri ve anlatım şekilleri içinde özel konuların az olmasıyla özel mektuplar içinde ayrı bir yer tutar. Ne dedik? İçerikleri, anlatım şekilleri ve içinde özel konuların az olmasıyla. Doğal olarak bu mektupların dili daha özenli ve yer yer sanatlıdır. Mektubun konusu, bu konuyu ele alan sanatçı olması bu sonucu doğurur. Edebi mektuplar, edebi konuların konuşulduğu sahneler olarak belge değeri taşır. Burası önemli. Bunlar, kimi zaman sanatçıların sanat anlayışlarına, pek bilinmeyen yanlarına, edebi hareketlere ve dönemlere ışık tutar. Devam ediyorum. Biçim bakımından mektup türünün genel özelliklerine uygundur bu mektuplar. Hitapla başlar, isim ve imza ile biterler. Sağ üst köşelerine yine tarih atılır. Özellikle Cumhuriyet dönemi sanatçılarına ait çok sayıda mektup bulunmaktadır. Bunlardan kitaplaştıranlar da vardır. Ziya'ya mektuplar, Cahit Sıtkı Tarancı. Hapishaneden mektuplar, Nazım Hikmet Ran. Mektuplarla Halikarnas Balıkçısı, Cevat Şakir Kabaağaçlı. Okura mektuplar, Nurullah Ataç. Evet, bu şekilde örnekleri de mevcut. Gelelim iş mektupları. İş mektupları, şirketler arasında veya bireylerle şirketler arasında yazılan mektuplardır. Bu mektupların içeriğini ticari, mali konular oluşturur. Resmi mektuplar, kamu kurum ve kuruluşları arasında veya bireylerle bu kuruluşlar arasında yazılan mektuplardır. Açık mektuplar ise, kitle iletişim araçlarından herkese ulaşmak üzere yazılan mektuplardır. Bunlar çoğu zaman açıklama, bilgilendirme niteliği taşır. Şirketler, kurum veya kişiler açık mektup yayınlayabilir. Anahtar bilgimize bakalım. Mektuplar yazıldıkları kişi veya kuruma, içerikleri, dil ve anlatımları esas alınarak 5 türe ayrılmıştır. Özel, edebi, resmi, açık mektuplarla iş mektupları. Evet, devam edelim. Şimdi, edebi mektuplar
Bir nevi özel mektup ise, özel mektup ve edebi mektupların farkı nelermiş? Daha önceden edebi mektupların da aslında bir çeşit özel mektup olduğunu belirttik. Peki, edebi mektuplar neden ayrı bir tür gibi düşünülür? Bu iki mektup türünün farkları nelerdir? Bu iki sorunun cevabı bakalım neymiş? Öncelikle konuları farklıdır. Özel mektuplar iki kişi arasındaki özel, günlük meseleleri içerirken, edebi mektupların konuları sanatsal olaylar, edebiyat yapıtlarıdır. Dil ve üslupları aynı değildir. Özel mektuplar günlük konuşma diliyle, terimler ve kavramlardan uzak, yalın, samimi bir anlatımla kaleme alınır. Oysa edebi mektuplar, konunun da zorlamasıyla daha fazla terim ve kavram içerir. Dilleri yer yer sanatlıdır. Anlatım estetik niteliktedir. Çünkü bunların yazarları sanatçıdır. Özel mektup ve edebi mektupların arasındaki en belirgin farklar bunlardır arkadaşlar. Mektuplarla ilgili bilgilerimizi öğrendiğimize göre konu değerlendirme testimizi çözebiliriz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bu metinle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım metini bir okuyalım. Ziya'cığım, İzmir'de ne arıyorum diye hayret etme. Sadece askerliğimi yapıyorum. Herhalde sen beni Ankara'da zannediyordun. 12 Mart'tan beri hazırlık kıtasındayım. Haftaya Ankara'ya yedek subay okuluna gidiyorum. Şimdilik askeri disiplinden şikayetim yok. Burada kiminle beraber olduğumu tahmin et bakalım. Aklına gelmez diye hemen söyleyeyim. Kenan Hulusi ile beraber. Hulusi habire hikaye yazıyor. Halbuki ben bir türlü kalemi elime alamıyorum. Ancak sana gönderdiğim şiiri tamamlayabildim. Bu şiiri muhtara verirsin. Mümkünse bir sayfada yayımlamasını rica edersin. Yücel Mecmuası İzmir'de iyi satış yapıyor. Bizim hazırlık kıtasındaki çocuklar da mecmuayı çok beğeniyorlar. Muhtara bu müjdeyi verebilirsin. Selamlarımla beraber. Şimdi bakalım hangisini söyleyemeyiz. Bir takım istekler bildirilmiştir. Evet, muhtara şiirini vermesi, yayımlamasını rica etmesi doğru. Kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılmıştır. Kalemi elime alamıyorum demesi gerçekten kalemden bahsediyor. Müjdeyi vermesi, müjde burada mutlu haber anlamında. Dolayısıyla doğru. Kişisel yaşamdan kesitler barındırmaktır. Evet, kendi yaşamındaki olayları anlatıyor. Doğru. Özel mektuplara özgü nitelikler taşımaktadır. Şöyle baktığımız zaman hitap kelimesi, daha sonra anlatımındaki samimiyeti ve günlük hayatından, özel hayatından bahsetmesi bunlarla doğru. Sosyal ve güncel konulara değinmiştir. Hayır, sosyal veya güncel olaylara değinmemiş. Dolayısıyla E şıkkını söyleyemeyiz. Gelelim ikinci soruya. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Edebi mektuplardan mektubun yazıldığı dönemin edebi ve sosyal hayatına dair bilgi edinilebilir. Doğru. Özel mektuplarda, edebi mektuplarda hitapla başlar. Doğru. Mektubun sağ üst köşesine tarih ve mektubun yazıldığı yer bulunmalıdır. Doğru. Mektubun sağ alt köşesinde ad soyad yazılır ve imza atılır. Doğru. Mektuplarda konuşma dili kullanmaktan kaçınılmalıdır. Bu her mektup türü için geçerli değildi. Bu yüzden E şıkkını söyleyemeyiz. Birinci soruda okuduğumuzda gayet de konuşma dili vardı ve samimi bir üslup kullanılmıştı. Dolayısıyla E şıkkı yanlış. Evet, üçüncü soru. Yukarıda numaralanmış özelliklerden hangileri özel ve edebi mektuplar için söylenemez? Dil samimiyetten uzak, ciddi ve mesafelidir. Bunu söyleyemem. Özel mektuplarda birinci soruda gördük biraz önce. Gayet de samimi bir dil kullanılmıştı. Dolayısıyla bir yanlış söylenmez. Mektup yazılan kişiye öğüt verilip yol gösterilebilir. Evet, amacı farklı olabilirdi yazılan mektubun. 3. Gelişme bölümünde anlatılacak ya da üstüne durulacak asıl konu kaleme alınır. Doğru. 4. Arz ederim ifadesiyle son bulur. Hayır, bu resmi mektuplar için geçerlidir. 5. Duygu ve düşüncelere yer verilir. Doğru.
Dolayısıyla 1 ve 4'ü söyleyemem. Yani cevabım Ceyhan. Evet, gelelim 4. soruya. Bu parçadaki numaralanmış bölümlerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Mektuplar haberleşmek, duyguları ifade etmek, bilgi vermek gibi amaçlarla yazılır. Doğru. Bir kişiye yazıldığı gibi bir kuruma yazılabilir fakat muhataba göre bir üslup belirlenir. Doğru. Örneğin anneye ayrı, bir kuruma ayrı samimiyette mektup yazılır. Doğru. Mektupta kullanılan dile dikkat edilmeli. Sanatlı, süslü, özenli bir dil tercih edilmelidir. Hayır, bu sanatlı, süslü, özenli bir dili edebi mektuplarda sanatçılar tercih ediyordu. 5. Mektup aynı zamanda giriş, gelişme, sonuç bölümlerine uygun olarak yazılmalıdır. Evet, doğru. Dolayısıyla 4'ü söyleyemeyiz arkadaşlar. Cevabımız Deniz'de. 5. soruya gelelim. Farklı mektuplardan alıntılanmış yukarıdaki metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bakalım metinlerimize. Birinci metne başlayalım. Çok sevgili Ali'ye. Bugün pazartesi. Henüz mahkemelerden bir haber yok. Gazetenin para işleriyle uğraşıyorum. Şimdilik Mehmet Ali'lerdeyim. Dün pazar günü sokağa hiç çıkmadım. Vala ile Müzeher geldiler. Sana çok selamları var. Hep Filiz'den bahsedildi. Nasıl? Sıhhati yerinde mi? Yemek yiyor mu? Şimdi ikinci metne bakalım. En büyük ve tatlı şair. Bu sizi pek seven kardeşinizi unutmayarak gönderdiğiniz Türk sazını Ey Türk Uyan'ı aldım. Teşekkür ederim. Yakında ben de çağlayanlarımla size arkadaş olma küstahlığında bulunmak arzu ediyorum. Benim masallarım sizin şiirleriniz karşısında ne kansız ne uyutucu kalacak. Baki hürmetler ve muhabbetler ile ellerinizi öper ve teveccühünüzün devamını dilerim kardeşim. Şimdi bakalım şıklarımıza hangisi söylenemez. Birinci metinde samimi bir dil kullanılmıştır. Evet, daha çok günlük hayatından bahsetmiş. Birinci metin özel, ikinci metin edebi mektup örneğidir. Evet, birinci metinde neler yaptığını anlatıyor, böyle daha bir içten samimi üsluplar. İkinci metne baktığım zaman terimler var, böyle daha fazla sanatsal yazılmış. Dolayısıyla doğru. İkinci metinde tanık göstermeye başvurulmuştur. İkinci metinde tanık göstermeye başvurulan bir şey yok, örneği bile yok. Dolayısıyla Ceyhan'ı söyleyemem. Diğer şıklara da bakalım. İki metinde de hitap ve tarih olması gerektiği yerdedir. Evet, doğru. Tarih de doğru. Hitap ve tarih doğru. Edirne'ye bakalım. Birinci metinde günlük, ikinci metinde ise edebiyata dair konulardan bahsedilmiştir. Doğru. Dolayısıyla C şıkkını söyleyemeyiz. Evet arkadaşlar, dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.